IPL cihazı kullanmayı düşünüyorsan, evde lazer yapıp bu kıl tüy derdinden tamamen kurtulmak istiyorsan bence bu videoyu izlemeden geçme. Geçenlerde IPL cihazı ile ilgili deneyimlerimi bu videoda paylaştım. Çok detaylı bir ürün incelemesi yaptım. O videoyu çok sevdiniz, aşırı izlendi. Çok teşekkür ediyorum o yüzden ve altına onlarca soru geldi. Hepsini olmasa da çünkü aşırı fazla soru vardı. En çok sorulanları ve en önemli olduğunu düşündüklerimi bir araya getirdim ve bu videoda onların hepsini cevaplayacağız. Sorulara geçmeden önce çok küçük bir hatırlatma. Geçenki videomun altında yorum olarak birkaç kişi yazmıştı, o yüzden açıklayayım dedim. Bu kesinlikle işbirliği ya da sponsorlu bir video değil. Ürün bana hediye olarak da gönderilmedi. Tamamen benim araştırıp kendi istek ve arzumla ve paramla aldığım bir ürün. Ve zaten işbirliği olsaydı bunu belirtmek zorundasınız yasal olarak. Tüketiciyi kandırma gibi bir hakkınız yok. Başınıza gerçekten iş aşabilirsiniz. Onu da belirteyim dedim. Evet, şimdi sorulara geçelim. Evde lazer cihazları güvenli mi? Kanserojen vesaire etkisi var mı? Bence bu ürünü alacaksanız ve bu neredeyse tüm sorulara bir cevap niteliğinde bir açıklama olacak. Ürünün nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor bence. Lazerin çalışma yöntemi en basit haliyle yoğun ışık dalgalarının kıl kökünü yakmasıdır. Peki kıl kökünü nasıl yakıyor? Bu ışınların bir hedefi var. Görüp etki ettiği bir hedef. O da pigment, yani renk. Sadece pigmenti ayırt edip hedeflediği için bu yoğun ışık dalgaları kıl kökünüze ulaşıyor. Cildinizi es geçiyor çünkü orada koyu bir pigment yok. Kıl kökünü orada ısıya dönüşerek yakıyor. Böylece kıl kökünü zayıflatıyor. Kıl ya çok daha yavaş uzuyor ya daha zayıf uzuyor ya da uzamıyor. Güvenliğimi sorusuna gelince de ben doktor değilim, tıp öğrencisi de değilim, bilirkişi hiç değilim bu konuda. Cihazı almadan önce araştırdığım kadarıyla bu ışık organlara, iç organlara vesaire etki edebilecek, zarar verecek kadar güçlü değil. Sadece cildin belli bir kısmına kadar ulaşıyor. Orada da cildi es geçerek pigmente etki ediyor. Bu yüzden herhangi ciddi bir zararın olduğunu düşünmüyorum ama bu benim tamamen kişisel fikrim. Bunu doktorlardan dinlerseniz ya da danışırsanız çok daha doğru bir bilgi almış olursunuz. En çok sorulan şeylerden biri de esmer tenliğim etki eder mi ya da şu renk tüyüm, bu renk cildim var etki eder mi? Bundan zaten diğer videoda da bahsetmiştim ama teniniz ne kadar beyazsa ve tüyünüz, kılınız ne kadar koyu renkliyse cihazın işini o kadar kolaylaştırmış olursunuz. Böylece kıl kökünü ciltten ayırt ederek direkt etki edebilir. Ama tabii ki bu şu demek değil. Eğer esmerseniz bu işe yaramaz. Ben hiç de beyaz tenli biri sayılmam yani. Ve ben aylardır ne koluma, ne bacağıma, ne göbek çizgime hiçbir yere atış yapmıyorum ve herhangi bir tüy uzaması yok. Eğer başlıkta görmediyseniz ben Brown'un IPL'ini kullanıyorum. Diğer videoda tüm modelinden, her şeyinden bahsediyorum. Burada da cihazın bizzat kendi yayınladığı hangi ten ve tüy rengine uygun olup olmadığını ekranı durdurup görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Diğer bir soru, can yakıyor mu? Ne kadar yakıyor? Bu bence çok özel bir soru ama şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Benim mesela acı eşiğim bence yüksek. Yani böyle kolay kolay şikayet etmem, bağırmam. Ama hatırlıyorum mesela ben güzellik merkezlerinde lazere giderken bikini bölgeme sıra gelmesin diye dua ediyordum. Çünkü gerçekten makineler aşırı güçlüydü. O kadar yakıyordu beni. Bu cihazda ise kollarımı ve bacaklarımı hep en yüksek ayarda yapıyorum. Ve sadece böyle birin cimcikliyormuş hissi geliyor kolda ve bacaklarda. Ama hassas bölgelerde mesela bikini ve kol altımı normalde orta ayarda yapıyorum. Bunu tabii zaman geçtikçe arttırabilirsiniz. Çünkü toleransınız artacaktır bir süre sonra cihaza. Yani cihazın 3 farklı ayarı olduğu için çok hassas ve normal şeklinde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Diğer bir soru, ne sıklıkla kullanılmalı, her gün yapabilir miyim gibi sorular var. Ben biraz bu konularda takıntılıyım. Mesela yeni bir ürün aldıysam onun tüm kullanma kılavuzunu okurum, uygulaması varsa girerim, videolarını izlerim, her türlü bilgiyi alıp ondan sonra kullanmaya başlarım. Bence siz de öyle yapın çünkü böylece kendinize zarar vermemiş olursunuz. Özellikle böyle lazer gibi önemli, kendinizi yakabileceğiniz bir cihaz kullanıyorsanız. Bu cihazı araştırırken de ilk öğrendiğim şey şuydu. İlk 2-3 ay boyunca ya da 1-2 ay boyunca haftalık birer kere ama her hafta düzenli bir şekilde yapmanız gerektiği. İlk başta o yüzden böyle bir güçlü başlamanız gerekiyor. Sonrasında tüyünüzün uzama durumuna göre bunu uzatabilirsiniz. Mesela ben şu an
her hafta yapmıyorum yani yapamıyorum çünkü tüy uzamıyor. Atıyorum ayda bir kere, iki ayda bir kere ya da çıkmasa bile bir hatırlatma dozajı yapabilirsiniz. Ben mesela şu an ne zamandır bilmiyorum ama bacaklarıma ve kollarıma sanırım 6 aydır falan yapmıyorum ürünü yanlış hatırlamıyorsam. Bikini ve kol altıma da ayda bir yapıyorum normalde. Bir de şunu da belirteyim ama ben daha önce dediğim gibi güzellik merkezlerinde lazere gittim. Etkisini de gördüm. Fakat daha sonrasında işte Erasmus'a gittim geldim, yurt dışına taşındım falan derken burada aşırı pahalı. Bir de ben böyle bir yere bağlı olmaktan nefret ediyorum. Yani kendim istediğim zaman bir şey yapabilmeliyim. O yüzden gidemediğim için lazere tüyler tamamen neredeyse eski haline döndü. Özellikle kol ve bikini altında daha zor bölgeler bitirmek için. O yüzden zaten sinirlenip aldım bu cihazı. Hamileler kullanabilir mi? Tekrar söylüyorum ben bunu cevap verebilecek yetkide bir insan değilim, doktor değilim. Lütfen güvendiğiniz, emin olduğunuz kişilere sorun bunu. Bunu cevaplamak bence çok büyük bir sorumluluk. Seans arasında mesela haftalık tüylerim uzarsa alabilir miyim yoksa lazerimi beklemeliyim? Ben şahsen bekliyordum çünkü bir hafta içinde çok fazla uzamıyordu. Uzasa bile beni aşırı rahatsız etmiyordu. Ama arada jilet yapmak isterseniz bence yapabilirsiniz. Hani bir kere falan çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yalnızca şundan emin olun. Zaman ayarlamasını iyi yapın ki seansa kadar hani tüy alabileceğiniz seviyede uzamış olsun. Çünkü alamayacağınız bir seviyede uzamışsa böyle çok azıcıksa lazer onu direkt yakacaktır. Bunu zaten birazdan açıklayacağım. O yüzden ondan emin olun. Ama arada bence bir kez falan yapılabilir. Şimdi bunu daha detaylı açıklayacağım bu soruda. Seans öncesi tüyler alınmalı mı? Hangi yöntemle alınmalı? Evet, tüyler kesinlikle seanstan önce alınmalı. Başta bahsettiğim gibi bu cihaz direkt pigmenti hedef alıyor. O yüzden eğer tüylerinizi almazsanız ya da azıcık falan biraz üstte kalmış olursa seans öncesinde lazer köke ulaşamayacak ve üstteki tüyleri yakacak. Yani bu iki anlamda kötü. Birincisi en kötüsü bence kendiniz yakabilirsiniz. Çünkü derinize yukarıda temas eden bir şeyi yakıyor cihaz. İkincisi de cihaz köke ulaşmayacak. Sadece üstte yüzeydeki pigmente oluşacağı için seansın bir etkisini görmeyeceksiniz. O yüzden tüylerinizi mutlaka alın. Brown'un tavsiye ettiği bir 6-12 saat önce alınması. Ben buna çok uymuyorum. Böyle bazen duştan sonra çıkıyorum. Tamamen kuruluyorum. Bu önemli ve sonrasında lazeri yapıyorum. Diğer bir soruda tüyler neyle alınmalı? En iyisi ve en kolayı jilet bence. Çünkü bu cihazın en sevdiği şey üstte herhangi bir tüy olmayacak ve kıl kökünde kalacak kök. Bence tıraş makineleri de olabilir çünkü çalışma metodu aynı. Üstteki tüyü alaraktan kıl kökünü içeride bırakıyor. Ama tıraş makineleri jiletten bir tık daha az alabiliyor. Yani yüzeyde bence bir tık tüy bırakabilir. Yine de size kalmış. Ağdadan cımbızdan falan bahsetmiyorum zaten. Çünkü onlar direkt köküyle aldığı için cihazla kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o zaman cihazın atış yapabileceği bir pigment yok. Birkaç kişi de ürünün kararma yapıp yapmadığını sormuş. Bir saniye soyunacağım sizin için. Gördüğünüz gibi benim kol altımda herhangi bir kararma yok. Şunu da göstereyim. Bende ne kararma yaptı biliyor musunuz? Şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada şöyle bir iz var. Bu kararma ağda yaptığım zamandan nasıl yapılacağını bilmeyen biri üzerimde deney yapıyordu sanırım. Yeni öğreniyordu işi. Ve ters yöne çekti. Çekmemesi gereken bir şekilde ve derimi yırttı. Yani ben kolumu şu şekilde kapatamıyordum. O kadar yanıyordu ki ve bu seneler önceydi. Yani hala izi var. Ama IPL'in herhangi bir etkisini görmedim. Ne bikini bölgemde ne de kol altında kararma yapmadı bende. Mikrofon da benle gitmiş. İnşallah beni duymuşsunuzdur. Cihaz nasıl temizleniyor? Bende lekeler oluştu. Sende de var mı? Ürünün orijinal temizleme önerisi bildiğim kadarıyla kullanma kılavuzunda kuru bir bezle silinmesiydi seans sonrasında. Fakat ben böyle çok çok az, gerçekten böyle eser miktarda nemlendiriyorum bezi ve öyle siliyorum. Bana daha böyle bir temizlik hissi veriyor. Kuru bez ile içim rahat etmiyor. Bu arada temizlemeyi her seans öncesi ve sonra yapıyorum. Bir de zaten ayrıyetten iki başlığı var benimkinin. Bir vücut için bir de yüz için ayırdığım. Yüzüme hala hiç yapmadım gerçi cesaret edemesem. Ne yapayım? Çeneme yaptım. Doğru. Bu arada yüzüne uyguluyor musun falan diye de soru gelmiş. Bahsetmiştim daha önce. Sivilce yapmıştı ben de salona giderken yaptırdığım lazer yüzümde. O yüzden birazcık korkuyorum ondan. Temizliğine gelince zaten ürünü duştan çıktıktan sonra kılsız, tüysüz, tamamen tertemiz vücudu uyguladığınız için aşırı da bir kirlenmesi olmuyor. O yüzden nemli bir bezle ya da kuru bir bezle silmek yeterli oluyor. Bence dikkat edilmesi gereken şey seanstan önce de temizlenmesi. Çünkü
bir önceki seanstan ya da ne bileyim tozlanmışsa, içinde böyle tüy falan kalmışsa bence o ışın çıktığında orayı yakıyor. O izlerin o yüzden oluşabileceğini düşünüyorum ben. Tamamen kendi fikrim. O yüzden mutlaka seanstan önce de siliyorum. Duştan önce mi sonra mı kullanılıyor? Kullanım sonrası bakım hangi ürünler? Ben bahsettiğim gibi duşumu alıp jiletimi yapıp o şekilde kullanıyorum. Cihazı değdirmeden önce cildinizin tamamen kuru olması gerekiyor. Bu önemli. Herhangi bir ürün asla olmaması gerekiyor. Ne bileyim dalgınlığınıza gelir koltuk altı rolonu ya da deodorant sürerseniz ürünü uygulamamanız gerekiyor. Çünkü yakabilirsiniz kendinizi. Herhangi bir reaksiyon gösterebilir cildiniz. Lazer uygulamasından sonra da bazı insanlar losyon falan sürüyormuş. Benim araştırdığım kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla vücuda herhangi bir şey değdirilmemesi gerekiyor. Buna su dahil. Bir gün boyunca hiçbir şey değdirmeyip ikinci günden sonra normal hayatıma dönüyorum. Son soru, bu da bonus olsun. Çenem ağrıdı, çok yoruldum konuşmaktan. Bu konuda da bana birkaç kişi böyle bir kızan falan olmuş yorumlarda. Işınları göze zararlı mı, gözlük takmak gerekli mi? Bunun hakkında yapılan deneyleri okumadığım ya da makaleler okuyup araştırmadığım herhangi bir çalışma olduğunu da zannetmiyorum bununla ilgili. Çünkü IPL'ler çok kısa bir süredir hayatımızda. Ama tek bir şeyden eminim. O da iyi gelmediği gözlere. Brown'un açıklamasına göre belli bir sitesinde okumuştum galiba. Zararlı olmadığı söyleniyor. Ama bence hepimiz önlemimizi almalıyız. Bu güvenilebilecek bir şey değil. Göz çok önemli bir hayati bir organ. O yüzden ben yaparken güneş gözlüğü takıyorum. Kafamı çeviriyorum. Ya bakmamam gereken, bakmama gerek olmayan bir alansa ve gözlerimi kapatıyorum. Bu şekilde atışı yapıyorum hızlı hızlı. Bir de artık elim alıştığı için böyle her yere bakmam gerekmiyor. Ama siz isterseniz bunların internette özel Trendyol'da falan gözlükleri var. Gayet de uygun fiyatları onlardan alabilirsiniz. Önleminizi alın mutlaka bence. Bugünlük bu kadardı. Tüm sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Ama eğer hala cevaplanmayan sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya bu videonun ikinci partını yaparız ya da yorumlarda beraber cevaplarız. Kameranın şarjı tam da son sorudan bittiği için size veda edemedim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.